Bugün ilçemizde kentsel dönüşümün kötü bir örneği olan Doğan Bey ile ilgili birkaç cümlede ifade etmek istiyoruz ki 4 seneden beri de bu konuyu gerek mecliste ve gerekse diğer platformlarda sıkça dile getirdik. Sayın Dündar, Sayın Başkanımız, sevgili Başkanımız, Doğan Bey'in bunca tartışmaya ve olumsuzluklara rağmen başarılı bir proje olduğunu ifade etmektedir. Bir haftalık bir gazete, Bursa Hükümeti Gazetesi'nin kentsel dönüşümle ilgili bir eki, Sayın Dündar'la yapılan röportajdan veya mülakattan bir cümle okumak istiyorum. Bugün en çok tartıştığımız Doğan Bey uygulaması bile başarılı bir projedir. Sayın Dündar'a ait bir cümle. Oysa bugün Doğan Bey'i sahiplenen kimse kalmamıştır. Sadece siyasi hesaplarını 2013 sonu veya 2014 Mart'ında yapılacak seçimlere endeksleyenler hariç. Doğan Bey en başından parsel bölümleriyle bir rant projesine dönüşmüştür. Yaklaşık 2 gün önce Büyükşehir'in bir gazeteyle beraber dağıtmış olduğu bir kitapçıktan bir cümle okumak istiyorum. Bölgede 5 metrekare ve üzeri arsa hissesi bulunan herkese konut hakkı verildi. Bu bize göre rantın çok açık bir ifadesidir. Tebligat yapıldı. 1 ile 15 arası veya 15 ile 30 arası, rakamı çok net, tarihi hatırlayamıyorum. Ama yani 15 günlük bir süre içerisinde parsel bölümlerine, tapu devirlerine izin verildi ve bu esnada bir sürü insan buradan rant elde etmiş oldu. Maalesef bu çok acı bir gerçek. Faaliyet raporu görüşmelerinde birçok AKP'linin Doğan Bey ile ilgili olumsuz görüşlerini sizlerle paylaşmıştık. Sayın Valimizin, Bakanlık Müsteşarının, milletvekillerinin, AKP içerisindeki kanaat önderlerinin Doğan Bey ile ilgili olumsuz ifadelerini sizlerle paylaşmıştık. Şimdi sormak gerekirse, Doğan Bey başarılı bir proje olsaydı, sorunun çözümü için Büyükşehir Osman Gazi Belediye Başkanlığı'nın devre dışı kalmasıyla birlikte Sayın Vali devrede olur muydu? Sorun olmasaydı Sayın Vali devrede olur muydu? Yine Doğan Bey başarılı ve sorunsuz bir proje olsaydı, defalarca Bursa'ya gelen Sayın Başbakan burada tabiri caizse görsel bir şov yapmaz mıydı? Buradaki bu imkanı kaçırır mıydı? TOKİ'ye bırakılan 390 metre ve paha biçilemeyen 16 bin metrekare ticari arsa ile proje tamamen ranta dönüşmüştür. Şimdi bakınız, halk niçin yanıltılıyor, yanıltılmak isteniyor ve gerçek bilgiler verilmiyor? Yine Büyükşehir Belediyesi'nin dağıtmış olduğu kitapçıktan okumak istiyorum müsaadenizle. Aynen başlık şu: projeden sadece bölgedeki mülk sahipleri yararlandırıldı. Doğan Bey projesinde toplam daire 2729, TOKİ'ye ait daire 391, mahalle sakinlerinin dairesi 2338. İyi güzel, doğru da 16.000 metrekare ticari alan, iş yeri TOKİ'ye bırakılan bu yerden niye bahsedilmiyor? Kamuoyundan, meclislerden, basından, halkımızdan bu gerçek niye saklanıyor? Ki sizler de şahitsiniz, bu ticari alanla ilgili defalarca meclisteki görüşmelerde sıkıntılarımızı dile getirdik. Bölgede oluşacak nüfus yoğunluğu dikkate alındığında mevcut haliyle Gazcılar, Haşim İşcan ve Feri Çakmak caddeleri, proje içindeki yollar tamamen tıkanıklığa yol açacaktır. Proje içindeki yollar, ki şu an sarı çizgiler çiziliyor ve hiç kimse de ne hikmetse bu çizgileri kimin çizdiğini söylemiyor, kimse kabullenmiyor. Orada eğer cadde üstünde otopark uygulaması geçildiğinde buradaki tıkanıklık bir kat daha artacak ve içinden çıkılmaz bir hale gelecektir. Yol yakınken, işin başındayken teklifimiz, bu yollar acilen revize edilmeli, genişletilmeli ve yine daha önce teklif ettiğimiz şekilde Fevzi Çakmak Caddesi'nin orta refüjü sağlık ve emniyet için acil ve tercihli yol olmalıdır. Doğan Bey projesindeki
en büyük eksiklikler veya göze batan, ortaya çıkan ve bugün ilerleyen yıllarda uygulamaya koyacağımız projeyle ilgili alınması gereken derslerin başında Doğan Bey'e başlanırken hukuki manada altyapının gerçek bir şekilde oluşturulmadığı, gerçek fizibilitenin yapılmadığı, gerçek hak sahibinin, yer sahibinin bilinmediği ve bir adım sonrasının, iki adım sonrasının, üç adım sonrasının nelere mal olacağı hesaplanmamıştır. Bu konu Bursa'mızda daha da baş artacağı benzemektedir. Doğan Bey projesiyle ilgili teklifimiz şudur. Daha önce ifade ettik, defalarca ifade ettik. 11 Eylül'de Sayın Valimizin katkısıyla yapılacak TOKİ ve DOKOP görüşmesine de ışık olması vesilesiyle tekrar ifade ediyoruz. Kayıtsız şartsız ve sözleşmelere şart düşürülerek dahiler hak sahiplerine teslim edilmeli, yargı süreci bundan sonra işlemeli ve her kesim yargının kararına saygı duymalıdır. TOKİ idaresi zamanın Osman Gazi Belediye Başkanı'nın imzasıyla gerçekleştirilen metrekare artışlarından dolayı oradaki hak sahiplerini işgalci görmemeli, fazla yapmış olduğu metrekarelerden dolayı işgalci görmemeli, oradaki kahır çoğunluğun hak sahiplerinin olduğunu dikkate almalı ve iyi niyetle bir adım atmalıdır.